arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir yelek çalışacağız. Yeleğimizi örmek için yakadan başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi önce robamızı tamamlıyoruz. Daha sonra ise gövde kısmına geçiyoruz. Kaç yaş grubu için öreceksek mutlaka yakamızın ilk zincirinden itibaren o yaş grubuna göre ayarlama yapmamız gerekmekte. İlk başlangıç zincirini çekerken büyük başlarsak büyük çocuklarımız için e, olacaktır. Tabi istediğiniz yaş grubu için biraz daha fazla çekmemiz gerekmekte. Yaş büyüdükçe zincir sayısında doğal olarak artması gerekecektir. Diğer işlemlerimizi ilk sıramızı oturttuktan sonra tamamını aynı şekilde örerek devam edeceğiz. Artırmalarımız, ikişer artırmalarımız, birer artış artırma şeklinde devam edecek ve ilk sırayı kurduğumuz zaman geri kalan işlemlerimiz birebir aynı şekilde çok rahat olarak akıp ilerleyecektir. Evet. Yeleğimizin kollarını şu şekilde fırfırlı bir şekilde bakınız çalıştık her iki kolunu. Etek uçlarını yine aynı fırfır yaparak çalıştık ve gayet hoş bir görüntüsü oldu. Şöyle genel olarak açıp yeleğimizi görelim. Bakınız hem kollarımız hem etek uçları çok hoş oldu. Şimdi ölçümüze de bakalım. Yeleğimizi örmeye başlayalım ölçümüzü gördükten sonra uzunluğuna bakıyorum uzunluğu 26 santim yeleğimizin uzunluğu enine bakalım yeleğimin enine bakmak için şöyle çevirdim ve roba kısmının hemen altından bakıyorum 22 santimde yeleğimizin eni evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin yeleğimi örmek için 2 adet rengimi kullanıyorum bir tane beyaz ana rengimiz olacak. Bir de yardımcı olan e, morumuz Alize'nin Happy Baby'si. İplerimizi tanıyalım. Önce yardımcı rengimize bakalım. 100 gram ve 330 metreden oluşmakta. Renk numarası 27. Modelimizin robadan sonraki gövde kısmının içerisinde kullanacağız. Lila rengimizi. Ana rengimizi. Kar topunun Baby Soft ipini kullanıyorum. 100 gram ve 330 metre. %80 akrilik, %20 poliamid ve K019 40 beyaz bir e, ip. Yeleğimizin roba kısmını örmeye başlayalım. İpimi alıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Düğümümden sonra şöyle tığımı biraz gevşetiyorum. İlmeğime bakınız ve başlıyorum zincirimi çekmeye. Burası önümüz olacak. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. 10. zincirimin içerisine bir tane ayrıcımı takıyorum. Ve buradan sonraki öreceğim kısımda kolum için başlıyorum. Ve 1 diyorum bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12 ve 13, 13 tane zincirimi çektim ve 13. zincirimin içerisine ayıracımı geçiriyorum ve bu kolumuzda ilk kolumuz önümüz ve ilk kolumuz şimdi yeleğimizin arkası için olan bölümümü örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 10, 11, 12. 17 ve 18 toplamda 18 tane zincirimi çekiyorum ve 18 zinciye şu şekilde batıyorum bölümlerimizi bakınız birer birer örerek ilerliyoruz arkamızı ördükten sonra yine tekrar olan bölümlerimize başlıyoruz hemen arkamızdan sonrası yine 13 tane kolumuz ve 10 tane önümüzde tamamlayacağız şimdi 13 tane zincirimi çekmeye başlıyorum 10, 11, 12 ve 13. Ayracımı takıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi de çektikten sonra yeleğimizin İlk zincir sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. Şöyle uzaktan tutuyorum. 23 buçuk santim. İliğimizin ilk zincir kısmı birazcık daha trabzanlarımızı yapınca muhtemelen 25 buçuk 26'ya doğru genişleme yapacak. Evet, şimdi. Trabzan sıramızı örmeye başlayalım. Bölümlerimiz her iki kenarımız önlerimiz kollarımız ve ortadaki bölüm arkamız. Önümüzün ilkini örmeye başlayalım. Bir ve iki tane geriye çekiliyorum. Yukarıya da iki zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine tığımın başını girdiriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Bir, iki. 2 tane trabzanım oldu ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum sıradaki zincirimin içerisine giriyorum 1 ve 2 ve birer birer her zincirimin içerisine giriyorum ve ikili trabzanımı örüyorum 4 tane trabzanımız oldu bakınız dönüş zincirimizde birlikte ve ilerliyorum 1 2 atlamadan, aynı yere batmadan zaten zincirlerimiz sayılıydı. Hiç sıkıntı çekmeden yeleğimizin bölümlerini trabzanlarımızla dolduracağız. Bakınız. Gayet rahat örerek geliyoruz. Ve son zincirimi örüyorum. Ve hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane zincirimizi önümüz için ayırmıştık ve üzerine 10 tane trabzanımızı ördük. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen ikincisini ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Mavi ayıracımı çıkarıyorum. Mavi ayracımdan kırmızıya kadar, kırmızı dahil değil, kolum için hazırlamış olduğum 13 tane zincirimin üzerine birer birer trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 bakınız her birisine birer birer batıyoruz hiç saymamıza bir de gerek yok zincir çekerken herhangi bir şekilde kafamız karışmadıysa gayet düzgün bir şekilde ilerleyecek eğer bir tane falan fazla ya da eksikse lütfen geri dönerek sökmeyin bir sonraki sıramızda artışımızı yapacağımızda o eksikliği ya da fazlalığı telafi ederiz eğer fazlaysa bir az artış yaparız. Eksikse bir tane fazla hemen telafi ederiz. Sökme yoluna geçmeyelim. Çözüm yoluna bakalım. İlerliyorum. Evet, bakınız ayracımı taktığım yere geldim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. 2 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 kırmızı ayracımı çıkarıyorum diğer kırmızıya kadar 18 tane trabzanımı birer birer örüyorum İkili trabzan şekliyle her bir zincir yuvasına bir tane trabzanımızı örelim başını doluyorum sırasıyla bakınız kırmızıya kadar ilerleyelim kırmızı ayracımıza kadar örerek geldik ve toplamda 18 tane trabzanımızı ördük kırmızı ayracımı çıkarıyorum ve son trabzanımın üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum ayracımı çıkardığım yere giriyorum ve birer birer trabzanlarımı yeşil ayracıma kadar örmeye başlıyorum başını bir defa doluyorum ve alıyorum ikili trabzan şekliyle örüyorum Toplamda 13 trabzanımızı yeşile kadar örerek tamamlayalım. 13 tane trabzanımı ördüm ve yeşil ayracımın olduğu yere geldim. 2 zincirimi son trabzanımın üzerine çekiyorum. Diğer bölümlerimizde yaptığımız gibi her bölüm arası geçişimizde ikişer tane zincirimiz mutlaka olması gerekiyor. Tığımı başını doluyorum. Yeşil ayracımı çıkarıyorum. Son 10 trabzanımı örmeye başlıyorum. birer birer 4 5. örüyorum 6 7 8 9 ve 10 bakınız. 10 tane trabzanımızı ördük. Şu kenardaki bölüm ise ilk çekmiş olduğumuz düğüm. Evet şimdi bu şekliyle bir de ölçümümüzü yapalım. Bakın trabzanımızı ördükten sonraki genişliğini birlikte görelim. Ölçümü getiriyorum. Bakınız eğri durduğu yerler de var. Onlar da fark olarak girecektir. Şu şekilde hemen başlatıyorum ve ilerletiyorum. 26 santim trabzanımızı ördükten sonraki ölçümüz tabii ki şöyle düzelttiğimiz zaman üzerine alacak olursak 28 santime gelmekte. Evet şimdi üzerine örmeye devam edelim. İki tane zincir çekelim kenara. Bir ve iki. İki zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. ve Trabzanımın ikincisinin üzerine batıyorum ikili trabzanım örüyorum. Sonra sıradaki trabzanımın tepe noktasındaki minik gözün içerisine giriyorum. Ve sırası ile iki zincir çektiğim yere kadar buradaki 10 trabzanımı örüyorum. Her bir trabzanımı birer defa örüyorum. Bakınız iki zincirimizin olduğu yere kadar. Bakın birer birer hepsini ördüm. Sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8 ve 10. Aşağıda da 10 trabzanımız vardı. Yukarıda da 10 trabzanımız ördük. Buradaki çekmiş olduğumuz 2 zincirin içerisine şimdi 2 tane daha trabzanımızı öreceğiz. 2 tane trabzanımız buradaki 10 olan trabzan sayısını 12'ye çıkararak hemen ikinci sırada genişletmeye başlatacak. Ve bakınız 1, 2, 3. Hemen ilk sıradaki genişlememizi yaptık ve iki tane zincirimizi ilave ettik. Tekrar iki tane trabzanımızı araya örüyoruz. Kolumuz için genişletme trabzanımızı ördük ve buradan trabzanlarımızı dümdüz diğer iki zincirimize kadar örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Kolum için olan trabzanlarımı da örerek geldim. Bakınız tam zincirin olduğu yerdeyim. En son trabzanımı ördüm. Zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve aynı yere bir daha batıyorum. İki. İki tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya hazırlık ve her ikisinin arasını belli etmek için. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Şöyle bakınız iki zincirimizin olduğu yerlerde iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örüyoruz. Buradaki bakınız bir önceki bölüm önle kolumuzun geçişinde de aynı işlemimizi yapmıştık. Kolumuzda arkamızın arasında da aynı işlemimizi yaptık. Şimdi arkamızı dümdüz örerek gelelim. Artış yerimizde yine aynı şekilde iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örelim. Son olan bölümümüzde de iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim ve sıramızı sonunda görüşelim. İkinci sıramızı örerek geldim. Sıramızın sonundayım. Son iki tane trabzanı birlikte yapalım. Bakın bütün bölümlerimizin ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı kolumuzu ördük. Yine artış yerimize geldiğimiz zaman ikişer artışlarımızı yaptık ve en son bölümdeyiz trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. En son dönüşümüzü yaptığımız trabzanımızın da tepesine batıyoruz ve şu şekilde çekiyoruz. Bakın ipimizi yarımladığım için tekrar almak istiyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve 3. sıramı örmeye başlıyorum. Şöyle bölümlerimizi kontrolümüzü edelim. Bakarak bakınız. Her ikisi önümüz, karşılıklı kollarımız ve yeleğimizin arkasını görmekteyiz. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramızda yine trabzanlarımızı düz olarak örelim. Artış yerlerimizin dördünde de iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak örelim. Her artışımızı aynı şekilde yapalım. Farklı bir işlem uygulamayalım. İki zincirimi diğer yönde çektim ve başlıyorum birer birer trabzanlarımı örmeye bir defa başımda doluyorum. 1 ve 2 defa da çekiyorum. Sıraya batıyorum. 1 ve 2. Tekrar 1 ve 2. 2 zincirimizin olduğu yere kadar bu şekilde ilerleyerek geliyoruz. Bakınız bu şekilde bakın herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Sadece Trabzanlarımı örüyorum. Başını bir defa doluyorum. Bütün trabzanlarımı ördüm. Bir önceki sıradaki artış yaptım. İki trabzanımı da ördüm. Şimdi zincirimin olduğu yere iki tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2 Hemen iki tane de zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek tekrar 1 ve 2 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanım ördüm şimdi bu şekilde dümdüz devam edelim yine artış yerine geldiğimiz zaman ikişer artışımızı yapalım ve sıra sonunda görüşelim 1 2 3 4 4. sıramızdaki bütün bölümlerimizde ikişer ikişer artışlarımızı yaptık ve sıramızın tekrar sonuna kadar geldik yeni sıramızda da aynı şekilde ikişer ikişer artışlarımızı yaparak tamamlayacağız en son trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımı sırası ile örmeye başlıyorum. 5. sıramıza başladık. 1 2 3 4. Şimdiki öreceğimiz sıra 5. Birer birer örüyorum. Evet, örerek ilerledim ve iki zincirimin yakınına kadar geldim. Ben en son trabzanımı örüyorum. Zincirimin olduğu yere atıyorum. Bir ve aynı yere bir daha batıyorum. İki. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Kolumuz için olan bölümdeki trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Ve bütün artışlarımızı kalan üç tane artışımızın hepsini de ikişer ikişer örerek tamamlıyoruz ve 5. sıramız bu şekilde bitiyor. Robamızda 5. sıramızın da sonuna geldik ve ikişer ikişer artışlarımızı yaparak tamamladık. Her bölümümüzü ikişer ikişer arttık. Evet şimdi öreceğimiz bundan sonraki bölümleri birer birer artışımızı yapalım. Şöyle görelim yapmış olduğumuz işlemimizi. İlk sıramızı bakınız. Birinci sıramızı bir tane yani hiç artış yapmadan ördük. Birinci sıramızı sadece bölümlerimizi ayırdık. İkinci sıramızda ikişer artışımızı yaptık. Üçüncü sıramızda tekrar iki tane artışımızı, dördüncü sıramızda iki artışımızı ve beşinci sıramızda iki tane artışımızı yaptık. Bu toplamda buradaki dört sıramızda bakınız bir, iki, üç, dört ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. İlk sıramızı sadece dağılımımızı yaptık. Bundan sonraki sıralarımızda ise artık birer birer artışlarımızı yapalım sağda bir solda bir tane her iki yönde de birer birer artışlarımızı yaparak ilerleyelim diğer tarafta bakınız ikişer ikişer yapmıştık dört defa ve birer birer örerek ilerleyelim şimdi başlangıç noktamdayım en son trabzanımı ördüm ve geçişim için iki tane zincirimi çekiyorum bir ve iki dönüyorum birer birer trabzanlarımı örerek iki zincirimin olduğu yere doğru geliyorum. Evet başlangıçtan zincir çekerek başlamıştık. Birer birer örerek ilerledim. Ve zincirimin hemen yanı başındayım bakınız. Tığımın başında doluyorum. Her zaman aşağıda bakınız. ikişer ikişer artışımızı yapmıştık hepsinde. 2 2 Şimdi ise bir tane artışımı yapıyorum. Sadece bir tane yapıyoruz. 1 ve 2 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar bir tane artışımızı yapıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak örüyoruz. Bütün artışlarımızı bundan sonraki sıralarımızda bu şekilde tamamlayacağız. Bakın şurada biraz önce de başlangıçta da bakmış olduğumuz gibi yukarıda ikişer ikişer yapmıştık. Burada ise bir, birer birer trabzanlarımızı örerek istediğimiz ölçü gelene kadar ilerleyeceğiz. Aradaki bölümlerimizi yine aynı şekilde örelim. Sadece artmalarımıza geldiğimiz yerlerde birer tane trabzan, iki zincir, bir trabzan şekliyle birkaç sıra daha örelim. İstediğimiz ölçü gelene kadar devam edelim. Yeleğimizin robasını örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördük. 9. sıramızı örerek sadece ön kısmımı tamamladım. Ön kısmımdan kolumuzu atlayarak arka kısmını birleştireceğiz. Ve kolumuzu artık gövde kısmından ayıracağız. Şimdi ölçümüze bakalım. Kol kısmından ölçüyorum. 8 santim. Bakınız her bir trabzanın 1 santim olarak karşılık gelmiş. Önüme bakıyorum. Önüm ise 9 santim. Şimdi... Önümüzü yine aynı şekilde dümdüz örerek geldim ve bir tane artışımızı yaptım. Bir artışımızı yaptıktan sonra araya zincir çekmeden büküyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanı da yeleğimin arkası için olan bölümüme geçişte yapıyorum. Bakınız kol kısmını ayırdım. Ve burası yeleğimizin arkası için ördüğümüz roba kısmı. Kolumuzu ayırıp bu kısma bir tane artışımızı yaptıktan sonra bakın zincirli kısma trabzanlarımın üzerinden birer birer örmeye başlıyorum ikili trabzanımı yapıyorum diğer kol ayrım yerine kadar arkamızın tamamını bu şekilde örüyoruz tamamını örelim buradaki iki zincirimizin olduğu yere kadar gelelim Arkadan dümdüz örerek geldim. Şimdi tam ayrım yerindeyim. Ve bir tane iki zincirimin olduğu yere trabzanımı örüyorum. Tekrar kolumu bükerek bakınız kolumuzu şu şekilde bükerek diğer kolumuzun artışının yaptığı bölüme geliyorum ve tekrar tığımın başını dolayarak bir trabzanımı örüyorum. Bir sırası ile ön gövdeye geçiyorum ve birer birer trabzanlarımı başa kadar örüyorum. Son trabzanımıza varana kadar ördüm ve bu şekilde yeleğimizin roba kısmını hazırlamış olduk. Şimdi yeleğimizin gövde kısmını örmeye başlayabiliriz. Lila rengimizle modelimizi uygulamaya başlayalım. Hemen şu şekilde bakınız. İpimi kaldığı yerden alıyorum. Belina rengimi şu şekilde geçişimi yaparak zincirimi çekmeye başlıyorum. Bakın sadece ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Altından sıkıştırıyorum. Zincir olarak birinci trabzanımı ördüm. Bakınız birinci trabzanımın üzerine zincirimizi ördük ve bir trabzanımızı tamamladık. Hemen tığımı başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan olarak örüyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu yeri ise örmüyorum. Üstten bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve buradaki trabzanımı atlıyorum. Bakın bir zincir çektim bir trabzan atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Bir tane trabzan ördüm zincir sonrası tekrar tığımın başını doluyorum. Bir trabzanımdan sonra ikinci trabzanımı örmek için Tığımın başım doluyorum. Buraya batmıyorum. İlmeğimin tam altına batıyorum. Ve uzunca çekiyorum. Trabzanımı bu şekilde örüyorum. Sonrasında hemen yanındaki trabzanımı tepesine batarak örüyorum. Şu şekilde iki tane trabzanımı ördüm. Bir trabzan atladım. Üzerine bir zincir çektim. Yan yana üç tane trabzan ördüm. Birinciyi tam tepesine batarken ikinci trabzanımı trabzanımın altından girerek aldım. Üçüncü trabzanımı ise yine üzerine ördüm. Ve bir zincirle devam ediyorum. Bir tane atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek bir trabzanım örüyorum. İkinci trabzanımı yine altına giriyorum. Uzatıyorum. Ve alıyorum. Tekrar Üçüncü trabzanımı hemen yanındaki trabzanımın tepe noktasına girerek örüyorum. Bir bakınız 3 tane trabzanımı kurdum. Bir zincirimi çekiyorum. Aşağıdan bir atlıyorum. Sıradaki trabzanımı batıyorum. Bir trabzan. Ortadaki trabzanı aşağıdan alıyorum. Uzatıyorum. 2. Üçüncüyü de hemen yanına tepesine batıyorum. Tekrar bir zincir. Bir atlıyorum, her zincir çektiğim yerde bir tane trabzan da aşağıdan atlıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum, bir trabzan, hemen ikinci sıradakinin altından giriyorum, bir üçüncüyü de yanına örüyorum. Şöyle yaptığımız işlemimize bakalım. Bakınız, baştan iki tane trabzan ördük, birincisi zincirde, ikincisi hemen yanına, sonra bir tane trabzan atladık, hemen. Bir trabzan, ikinciyi alttan aldık, üçüncüyü yanına ördük. Bir zincir çekip bir atladık. Tekrar bir trabzan, ikinciyi alttan, üçüncüyü yanına tekrar atladık ve bu şekilde bakınız kol altımıza doğru ilerleyelim. Yani bu sırayı tamamen bu şekilde örüyoruz. Bir zincirimi çektim, bir atlıyorum. Bir trabzan, ikinciyi alttan, tekrar diğerini örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane atlıyorum bakınız hemen yandaki trabzanıma batıyorum tığımın başını doluyorum buradaki bakınız diğer tarafa geçişimi yapıyorum alttan alıyorum hiç sıramızı bozmuyoruz bir sonrakini yine yukarıdan örüyorum bir zincirimi çekip bir atlıyorum Diğerini batıyorum ikincisini dipten alıyorum üçüncü tekrar yandan. ve bu şekilde hiçbir şekilde bakın bu düzenimizi bozmadan sıramızın başına kadar örerek ilerleyelim. Sıramızın başından itibaren 3 trabzanımızı ördük. Ortadakini diğer trabzanımızın altından aldık ve bir zincir bir trabzan atlayarak en son kısma kadar geldik bakınız. Sayılarına bakalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5. Şimdi en son buradaki iki trabzanımızın olduğu bölümümü örüyorum bir tane zincirimi çektim bir atlıyorum son iki trabzanım örüyorum sayılarımız eşit olduğu için hiçbir sıkıntı olmadan bakınız geçişimizi yaptık şimdi bir iki üç tane zincirimi çekiyorum tırmın başını dolayarak batıyorum bakınız bir şimdi iki trabzanımı aynı şekilde ördüm burada sıramızda zincirimiz var yine zincirimizi de çekiyoruz 3 tane trabzanımı görüyorum. Bu kez 3 trabzanımızın her birini birebir şekliyle örüyorum. 2 ve 3. Bakınız. Her trabzanımızı birer birer ördük. Bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimin olduğu yere geldim. Tekrar 3 trabzanımın hepsini tepe noktasına batıyorum. 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum. Yine zincirimizin tam üzerindeyiz bakınız. Bir zincirimi çekip 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Tekrar bir zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Bu sıramızı Sonuna kadar aşağıdaki gibi örüyoruz bir tane zincir 3 trabzan aşağıda bir alta girmiştik burada alta girmeden birebir üzerine örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Di rengimizle sıramızın başına kadar örerek geldim 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir şekliyle sıramızın sonuna kadar geldik ve son başlangıçta olduğu gibi. İki tane trabzanımızın ikisinin üzerini ördük. Lilamızla ilgili iki sıramızı ördükten sonra şimdi tekrar beyaz ipimizi alıyoruz ve beyaz ipimizde örmeye başlıyoruz. Hemen şöyle çektiğim zincirleri bırakıyorum ve son ilmeğimizi bakınız. İki tane trabzanımızı son kez beyazımızla çekiyoruz. Ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve beyazımla biraz önceki işlemlerimizin birinci sırasını tekrar etmeye başlıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çektim yandaki trabzanı örüyorum şimdi hemen bir zincir çektiğim yere geldim buradaki bir zincirli olan bölümü şuradaki yapmış olduğumuz uzun trabzanımızdaki işlemimizi burada tekrar edeceğiz bir zincirin olduğu bölümde tığımın başını doluyorum hemen altına giriyorum bakınız tam diğer altına uzatıyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum hemen bir sonraki bakın grupta 3 tane trabzanımız var Buradaki trabzanıma en yakın yani grubun ilk trabzanını bir tane ikili trabzan şekliyle örüyorum. Ve bakınız 3 tane trabzanımızı bu şekilde ördük. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bu uzun olan trabzanımı atlıyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen sondaki trabzanımı örüyorum. Bir. Ortadaki uzun trabzanımı örmek için bir zincirimin olduğu yere başını dolayarak giriyorum ve alttan bakın üstten değil alttaki trabzanımdan giriyorum uzatıyorum ve örüyorum. Hemen yanındaki bakın buradan giderken üçüncü trabzan örüyoruz ama gruba baktığımızda ilk trabzanımızı üzerine batıyoruz ve üçer üçer bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle görelim. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Ve ortadaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanımı bir diye örüyorum. Ortadaki kutucuğumuzu bir zincirin olduğu yerin birinci kutuya değil ikinci kutuya batıyorum. İpimi biraz uzatıyorum. Çok da bol uzatmayalım. Normal bir ayar tutturalım. Ve yanındaki trabzanı örüyorum. Grubun ilk trabzanını. Ve bir zincirimi çekiyorum bir tane atlıyorum bu kez ortaya bakınız ve hemen son trabzanımızı beyazımızın ilk trabzanı olarak başlatıyoruz ve bir tane zincir çektiğim kutunun altına giriyorum ve çekiyorum ipimi ikinci trabzanım örüyorum ve yanına batarak üçüncü trabzanım örüyorum ve bu şekilde sıramızı devam edip sona doğru ilerliyoruz Beyaz ipimizle örmüş olduğumuz birinci sıramızı da sıramızın sonuna doğru ilerleyerek geldik. Ortadaki bakınız trabzanı uzun olarak bir tane zincir çekerek atladığımız bölüme girdik. Diğer her ikisini birer tane düz trabzanımızı ördük ikili trabzan şekliyle ve en son trabzanımızı örmeye hazırız. Bakınız uzunu ördüm. Yanındaki trabzanı örüyorum ve en son trabzanıma batıyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bakınız şu şekilde. Biraz önce boşluğa batmıştım. Hemen yanındaki bölüme batıyorum. Ve bu şekilde her iki bakınız başlangıcımızı aynı şekilde başlamış olduk. Şöyle görelim. Böyle bir 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi Buradaki başlangıçta 4 trabzan 1 zincir başlangıç olduğu için sonrasında 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir şekliyle örerek ilerleyelim. Bakın baştaki 4 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aşağıda bir zincir var çünkü bir zincir ve yan yana 3 tane trabzanımı ikili trabzan olarak tepesine batarak örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve yine 3 trabzanım örüyorum 1 2 3 ikinci sıralarımızı aynen alttaki sıramızla eşit bir şekilde yani örüyoruz farklı örmüyoruz aynen sadece batmıyoruz bakınız uzun üzerine batıyoruz 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir şekliyle devam ediyoruz aşağıki sırada ise tam ortadakini bir alttan alıyoruz şimdi sıramızın sonuna kadar 3 trabzan bir zincir ve üç trabzan normal tepe üzerine batıyoruz yani trabzanlarımızın tepesinin üzerindeki gözlerimize bir tane zincir 1 2 ve 3 şöyle görelim elimi tutayım arkasına Evet üç trabzan bir zincir üç trabzan bir zincir şekliyle diğer uca kadar ilerleyelim Evet beyazımızdaki ikinci sıramızın da sonuna kadar örerek geldim. Şimdi lilamıza tekrar geçiyoruz. Şöyle bakalım yaptığımız işlemimize şu şekilde de çevirelim. Bakınız beyazımızla 4 tane trabzan olarak başlamıştık. İlk bir tanesini ördüm. İkincisini trabzan ördükten sonra bir tane aşağıya girdik. Ve hemen yanındakini diğer grubun ilk trabzanını ördük. Bir tane atladık ve şu şekilde tam ortaya gelen kısmı bir önceki sıranın bir zincirini derinden yani ikinci sırasından girerek aldık. İkinci sırada ise kurmuş olduğumuz bu düzenimizin hepsinin üzerine 3 trabzan bir zincir hiç farklı işlem yapmadık. İkinci sıra gayet basit olarak devam etmekte. Şimdi ikinci sıramızın en sonuna geldim. Bakınız 2 ve 4 tane trabzanım ördüm. Son çekme işini lilamla yapıyorum bir defa aldım bakınız Lila'mda çekiyorum şöyle düzeltiyorum 1 2 3 aynen ilk sıradaki kurmuş olduğumuz işlemimizin tekrarını yapıyoruz 2 tane trabzanımız örüyoruz 1 zincir çekiyoruz bakınız birinci trabzanımı zincir olarak ördüm tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum ortadaki Bakınız trabzanımı atlıyorum. Sondaki trabzanımı Lilam'ın grubunun ilk trabzanı olarak başlıyorum. 3 tane trabzan grubun. Birinci trabzan ördükten sonra hemen zincirle karşılaşıyoruz. Bakınız zincirimizin üsttekini değil alttakini kavrayacak şekilde giriyorum ve uzatıyorum. 1 ve 2 ve 3. trabzanımı diğer grubun ilk trabzanından alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ortadakini atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Ve boşluğu görüyorum. Bakınız bir zincir olan bölümü üstte değil alta. Şu şekilde normal girerek bir tane trabzanımı uzun bir şekilde çekerek örüyorum. Çok da uzun örüp potlaştırmayalım. Biraz orta ayarda kalması çok güzel olacak. Yanına trabzanımı örüyorum ve bu şekilde alttaki kurulumun aynısıyla kuralım. Sonrasında 3 trabzanı örelim. Beyazımızı da aynı şekilde kurup tekrar edelim ve istediğimiz ölçü gelene kadar renklerimizi değiştirerek örmeye devam edelim. Yeleğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Her iki sırada bir rengimizi değiştirdik ve bu şekilde istediğim uzunluğa ulaştım. Şöyle görelim bakınız gayet güzel bir görüntüsü oldu. Burası yeleğimizin arkası. Arka olarak bu kısmı kullanmak istiyorum. Şöyle görelim. Ön kısmı olarak da bu kısmı kullanalım. Evet şimdi 1, 2, 3, 4. 4 sıra lilamı kullandım. Ve yine 4 sıra da beyazımı kullandım. Hemen ölçüsüne bakmak istiyorum. Sadece lilamdan itibaren ölçmek istiyorum. 14,5 santim gövde kısmı yukarı kısmı ölçmüyorum şimdi kolumuzun bir tanesini çalıştım diğer kolumuzu sizlerle birlikte çalışalım bakınız kolumuza şöyle güzelce bir fırfır çalışması yaptım çok da kalın bir kol örmedim bir buçuk santim kadar bir genişliği var kolumuzun çok fazla büyük olsun istemedim çünkü yeleğimizin kendisi çok geniş bir yani büyük bir yelek değil kolumuzun ölçüsü iki buçuk santim 3 cm daha yakın aslında. Evet şimdi diğer kolumuzu da örmeye başlayalım. Sonrasında hem kenarlarımızı hem de ana gövdemizi örelim. Önce kollarımızı tamamlayalım. Tam kol altından örmeye başlayalım. Şuraya giriyorum. İlemi alıyorum. 1 2 2 tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve tığımın başını doluyorum. Hemen yanına bir tane batıyorum tek seferde alıyorum diğer trabzanıma giriyorum tek seferde alıyorum 2 hemen diğerine batıyorum 3 bakın sayıyorum diğer trabzanıma batıyorum 4 diğerine batıyorum 5 6 7 8 9 9 tane tek seferde örerek aldım tığımın başını doluyorum bakınız 10 olacak yerde hemen üst kısma giriyorum araya girmiştim şu kısımlarda burada üst kısma batıyorum üstteki minik gözüne batıyorum Tırabzanımı örmeye başlıyorum 1 ikili trabzana geçtim 2 3 4 4 tane ikili trabzanımı ördüm birincisi şuradan başlamıştı beşinciyi 5 beş defa örüyorum bakınız bu beşinciydi 1 aynı yere 2 3 4 hep aynı yerdeyiz bakın 5. 5 beş defa aynı yere ördüm 1 2 3 4 ve 5 şimdi tekrar hemen yanındaki minik göze giriyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm ve devam ediyorum 5. trabzanımı 5 defa örüyorum yine 1 2 3 4 5 4 tane birer birer ördük 5. 5 beş defa ördük şimdi aynı işlemi yapıyorum hemen yanındakine batıyorum atlamadan 1 2 3 4 4 tane düz trabzanım ördüm 5. trabzanımı 5 defa örüyorum 1 2 aynı yere bakınız 3 4 ve 5 tekrar 5 tane trabzanımızı tamam olunca hemen yanından 4 tane düz trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 5. 5 defa örelim. 1 aynı yere 2 3 4 ve 5 beş. 5. yine 5 defa ördüm ve devam ediyorum. 4 tane trabzan örüyorum. 1 2, 3, 4 ve gir kalan kısımları kol altımıza kadar sadece başını dolayalım batalım araya giriyorum bakınız burada başını doluyorum tek seferde çekiyorum kaç tane kalırsa ondan az bakınız kaç tane kalmış hemen sayalım bakın 4 tane trabzan ördüm 2, 4, 5... 5 tane ördüm. Şuraya daha fazla örmek istemiyorum. Hemen başlangıç olarak ördüm. Battığım zincir çektiğim yere şöyle giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1 ve 2 zincirimi tekrar çekiyorum. Biraz önceki yapmış olduğum başına doladığım yerlerden 1, 2, 3, devam ediyorum. Bakınız 4, 5 tanesini ördüm ve tığımın başını doluyorum tepe noktasına girerek trabzanımı örüyorum İkili trabzan şekliyle bir önceki sırada sadece başını dolayıp da battığımız yerin 5 tanesini ördük aynı şekilde geri kalanlarını trabzan olarak örüyoruz yani burada güzel bir meyil veriyoruz açılma meyili ve ikili trabzan örerek ilerliyoruz her birisinin tepe noktasına batarak birer birer örüyoruz. Artık fazla örme yapmıyoruz. Her birisine bakınız 5 tane ördüğümüz trabzanımızın da her birini birer defa örüyoruz. Artışımızı yapmıyoruz. Bakın yine üçüncüyü örüyorum. Sırası ile örerek tamamladı. Bakın şu şekilde güzel bir kat oldu. Ve ilerliyorum. birer birer örerek sıra sonuna doğru ilerleyelim. En son artış yaptığım yeri de ördüm. Bakınız 5 tane trabzanımın olduğu yeri. Yanında bakın dört tane trabzanımı örmüştüm. Yine bu 4 trabzanımı örüyorum. Birer birer. Sonrasında sadece başını dolayarak batmıştık. Yine aynı şekilde başını dolayıp tek seferde çekme işlemimizi yapalım. Bakınız Trabzanların üzerine trabzan ördüm. Diğer tek seferde çekme işlemlerini tamamladım. Şu şekilde gördüğümüzde dardan genişliğe doğru ilerlediğini görüyoruz. Tığımı başını doluyorum. En son bölüme batıyorum. Ve başlangıç zincirimin arasına giriyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Ve kolumuzu bu şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz. Şöyle görelim. Şöyle bakınız Kolumuz da gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Evet, ipimizi içeri alalım. Yeleğimizin yan kısmı ile alt kısmında çalışalım. Her iki kolumuzu da örerek tamamladıktan sonra bakın şu şekilde açıyorum ve yanlarımızı örmeye başlıyorum. Yanlarımızı örmek için şöyle açtığımız zaman sağ taraftaki kalan düz yönden örmeye başlayalım ve alt kısmından ilk ilmeğimizi alalım. Bir tane İpime zincir çekerek düğümümü atıyorum ve en alttaki trabzanıma tam batarak giriyorum bakınız tam batıyorum şu kısma araya girmiyorum tam trabzanımın kendisine batıyorum şöyle bakınız araya girme şekliyle değil birebir kendisine batalım ve bir tane zincirimizi çekelim ve tığımın başını doluyorum bir tane bakınız trabzan sırası ve ikinci beyazımızın olduğu trabzan sırası var. İkinci beyazımın olduğu yere geliyorum ve örmeye başlıyorum. Bir, aynı yere iki, aynı yere batıyorum. Üç, dört, beş ve altı. Altı defa trabzanımı örüyorum ve yanındaki bakınız birinci değil ikinci morumuzun olduğu yere gelerek batıp şu şekilde sabitleniyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. 1 beyaza değil ikinci beyaza batıyorum ve 6 defa aynı yere batıyorum. 2 3, 4, 5 ve 6. ve bu en son 6 trabzanımı ördükten sonraki ilmeğimi, morumun birinci sırasına değil ikinci sırasına batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Birinci sıradaki beyaz değil ikinci sıradaki beyazıma girerek 6 defa aynı işlemimi tekrar ediyorum. Bakınız şurada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 Altıncı trabzanı ördükten sonra morumuzun birinci sırasını değil ikinci sırasına batıyoruz. Hep ikinci sıralarında çalışıyoruz. Bir sıraya sadece batıyoruz. Diğer sıraya ise altı tane trabzanımızı örerek başa kadar ilerleyelim alt sıradan başlamıştık 1 2 3 4 5 ve 6 tam 6 tane dilimimizi ördük her yani yeriğimizi daha büyük başladıysak tabii ki örmeye devam edelim ve en son bakınız biri atladık ikinciye battık yine bu kısımda da aynı şekilde bir sıra atlayıp ikinciye batma şekliyle ördük ve en son bakınız ikinci trabzanıma battıktan sonra bir sıram kaldı oraya giriyorum bir tığımın başını doluyorum 2 2 defa geçtim şimdi bir defa daha doluyorum toplamda 3 defa başını doladım ve tığımın başını dolayarak geçişimi yapıyorum ve her bir trabzanımın arasına birer defa örerek diğer yöne doğru ilerliyorum bütün trabzanlarımın sadece arasına başını doluyorum tam her iki trabzanımın arasına girerek örüyorum Burayı atlıyorum diğerine geçişimi yapıyorum. Bütün trabzan aralarıma başıma doluyorum. Tığımı çekiyorum. Başını doluyorum. Tam arasına girerek ilerliyorum. Şu şekilde. Diğer yöne kadar böyle örerek devam edelim. Yakamızın tamamını buradan başladık dolaşarak şu şekilde bakınız gayet güzel görünmekte. Artış yerlerimizin olduğu yerlere batmadan ilerleyerek geldim ve uç noktadayım. Uç noktada diğer uç noktadaki dönüşümüzde fazla battığımız şekliyle aynı sayıda bu tarafa da batıyoruz. Bakınız 1, 2, 3 defa battık ve ilerledik. Şimdi bu kısmı da, da ilkini batmıştık. Şimdi başını doluyorum karşı taraftaki işlem sıramızın aynını tekrar ediyoruz ki karşılıklı çiçeklerimiz güzel dursun şu şekildeki bakınız dolgularımız hemen dönüşümü yaptıktan sonra bir sonraki sıraya gelerek batıyorum yani ikinci sıramızı sadece başını doluyorum bir defa batıyorum bakın karşılıklı aynı olsun bir atlıyorum diğerine altı defa trabzanımı dolduruyorum bir atlıyorum sıradakine 6 defa trabzanımı Dolduruyorum ve bu şekilde sıramızı takip ederek karşılıklı eşit bir şekilde kenarımızı tamamlayalım. 2, 4, 5 ve 6. Bakınız bir atlıyorum. ikinci sıraya batıyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Bir atlıyorum. Yani bir sıra atlıyorum. ikinci sıraya 6 trabzanımı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4. 5 ve 6. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz ama aynı şekilde bu sıramızı karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde örmeyi unutmayalım. Birbirine denk gelsin. Şöyle kapadığımız zaman her ikisi karşılıklı uyum içerisinde olsun. Şimdi alt sıraya kadar örerek ilerleyelim. Evet en alt sıraya kadar aynı şekilde bakınız karşılıklı birebir örerek ilerleyip geldim. Ve 6 tane trabzanımı tamamladım. İlk başlangıçtaki ee, sıramızı tam dibine batmıştık bakınız birinci trabzanımızın burada da aynı şekilde dibine batarak devam edelim bakınız ilk trabzanımızın kendisine batıyoruz bakınız araya değil kendi dibine batıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz her iki yanımız eşit bir şekilde tamamlandı şimdi alt kısmını örmeye başlayalım alt kısmını tığımın başında doluyorum trabzanımı örüyorum birinci trabzanımı örüyorum 1. 2 3 3 tane trabzanım ördüm yan yana gelen bakınız buradaki bir tane zincirimin içerisine 6 tane trabzanım örüyorum 1 2 aynı yere bakınız 3 4 5 ve 6 6 trabzanımızı ördükten sonra yandaki gelen 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 birebir örüyorum düz trabzanlarım aradaki boşluğa ise yani bir zincirimin olduğu yere ise 6 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 ve 6 hemen tığımın başında doluyorum. 3 trabzanımın her birini birer defa örüyorum 1 batıyorum 2 ve 3 yine bir tane zincir çekmiş olduğum yere giriyorum 6 trabzanım örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 sıra başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim yeleğimizin etek kısmının fırfıra için 6 tane trabzanımızı bir zincirimizin içerisine örüyoruz. Eğer çok fazla diye düşünürseniz 4 ya da 5 olarak örebilirsiniz. Ya da aralarda 6, 5, 4 diye dağılım da yapabilirsiniz. Şimdi diğer ucumuza kadar örerek geldim. Ve en son bakınız 3 tane trabzanımızı yan yana ördüm. 3. trabzanımı da ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve birer birer bütün örmüş olduğumuz alttaki trabzanların üzerine batarak tekrar ikili trabzanımı örerek sona kadar ilerliyorum. Tığımızın başını doluyalım ve hemen yanındaki bölümden örmeye başlayalım. Hiç atlamadan her bir trabzanımızı birer birer örüyoruz. Burada artırdığımız Trabzanların görüntüsü daha belirginleşecek ikinci sıramızda birer birer bakınız. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Sadece alt sırada hazırlamış olduğumuz trabzanlarımızı bir uçtan diğerine kadar ikili trabzan şekliyle örerek ilerleyelim. Bakın şu şekilde bükülmeye başladı. İstediğimiz görüntü. Bu kolumuzla e, uyumlu olmasını istiyoruz. Kolumuza çok vermemiştik ama etek ucuna daha fazla verdik. Şimdi diğer uca kadar bu şekilde birer birer örerek ilerleyelim. Yeleğimizin alt kısmını bu şekilde örerek geldim. Şimdi en son e, trabzanımızın olduğu yerdeyiz. Bakınız başlangıç bölümümüzdeyiz. 1, 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve son trabzanımın üzerine batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çektikten sonra sağlamlaştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Yukarıdan 3 tane zincir çekerek geldim, battım ve bir tane zincir çektim ve buraya sabitledim. İpimizi şu şekilde içeriye alalım. Bakınız ters yönünü hangisini ters yön olarak kullanacaksanız. Çünkü yeleğimizin her iki yönde gayet güzel ama biz bu yönümüzü düz yön olarak kullanacağız. Diğer yönümüze hemen ipimizi çevirip alıyoruz. Kendi renginde gizleyelim. Bu gibi iki renkli iplerimizde kendi renklerinin içerisinde kaybedelim. Evet şimdi son görüntüsüne bakalım. Bakınız gayet güzel bir görüntüsü oldu yeleğimizin. İdice dilediğimiz kadar da büyütebiliriz yeleğimizi. Şöyle Gördüğümüz zaman bakınız etek uçlarıyla kıvrım kıvrım yukarı kısmına bir tane bağcık çalışarak yeleğimizi tamamlayalım. Dilerseniz 3 tane bağcığımız da yapabilirsiniz. Ben bir tane bağcığımız üst kısma çalışmak istiyorum. Şimdi birlikte çalışalım. Hemen şuradaki bakınız içten giriyorum. Bakın şöyle içten giriyorum dışına çıkmıyorum. Buradaki bölümü tutuyorum bakınız şöyle aradan çıkıyorum giriyorum aradan çıkıyorum bir defa daha aynı yerden girip çıkıyorum ki sağlam olsun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 istediğiniz kadar çekebilirsiniz hemen hemen 25 tane zincirimizi çektik çok da büyük olmasın şu kadar yeterli 25-30 zincir arası tabi öreceğimiz yeleğin boyutuyla da buradaki zincirimiz önemli sıkıştıralım güzelce bakın sıkıştırdıkça da geri gitmekte ve ipimizi keselim. Diğer tarafa da aynı şekilde örelim aradan girelim. Evet yeleğimizin ikinci zincirini çekerek bağcıklarımı karşılıklı bir şekilde ayarladım ve birbirlerini fiyonk yaparak bağladım. Ve bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Şöyle görecek olursak yeleğimizi gayet çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.